Şimdi saha içine dair konuştuk. Ben bu bir forma muhabbetine girmek istiyorum abi. Çünkü biraz araştırma da yaptım. Hatta senden kalem de rica edeyim. Buyurun. Bu Falcao'nun forma meselesi bence çok acayip bir demeç. Yani bunun altı çizilmeli ve ben Galatasaray'ın nasıl bir şey yapması gerektiğini kendimce anlatacağım. Bir de olanı anlatacağım. Galatasaray'da şöyle bir şey var. Atilla Gökçe üzerinden başkan bir demeç vardı işte. Falcao için bize 1 milyon forma satılır dediler. 30 bin forma satıldı diye. Şimdi 30 bin forma satılması demek aslında inandıracak, yani taraftarları motive edecek bir oyun oynanmadığını gösteriyor. Bu hem Falcao kaynaklı hem de takım kaynaklı. Bu daha geniş perspektifte bakılabilir. 30 bin olması tabii ki Türkiye standartlarını da kabul edilebilecek bir durum değil. Ama 2-3 tane faktör var. Bunların değerlendirilmesi lazım. 1. Galatasaray tarihinde 1 milyon forma satmış mı bir sezonda? Satmamış. 500 bin satmış mı? Satmamış. En fazla 400 bin barajını geçmiş. Onda da Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale giden bir yol var. İşte Snyder var, Drogba var, Varolu var, tonlu adam var. Toplam bir de değil mi? Toplam, aynen. Şimdi zaten buna göre bir strateji kurgulayıp bu suçu taraftara atmak zaten bir fiyasko, ama ben başka bir tarafa geleceğim. Bunu aslında bu tarafına Ali abiyle olan programda değindim. Bence Galatasaray, yani bir dünya yıldızı aldın diyorsun değil mi? Gerçekten Falcao gerçekten dünyaca tanınan bir yıldız mıdır? Yıldızdır. Falcao etki bakımından, saha içinden bahsetmiyorum. Etkisi, ismi bilinmesi, sırtına forma ismini yazdırma bakımından bir değer midir? Değerdir. Nerede değerdir? Kolombiya'da değerdir. Nerede değerdir? Miami'de değerdir. Tamam mı? İşte Hispaniklerin daha çok yaşadığı zengin Amerikan eyaletlerinde değerdir. Galatasaray herhangi bir şekilde Falcao, mesela dün akşam biraz araştırdım. Kolombiya'da forma satışı yok Galatasaray'ın. Bak, Kolombiya'da forma satışı yok. Falcao'nun memleketi ekstra bir faktör. Ülkenin bayrak rengi sarı kırmızı. Bende Kolombiya forması var. Galatasaray forması diye yuttur yani şeyini. Biraz değiştir, Galatasaray forması yani. Gerekirse Kolombiya forması gibi yap formanı. Konuş ya, zaten şey de aynı bu arada. Üretici firma da aynı. Konuş, Kolombiya forması gibi yap o zaman. Mesela biraz hani anladın mı sırrı? Biz bundan nasıl para kazanırız? Forması gibi yap. Peynir ekmek gibi satar. Kolombiya'nın nüfusu 50 milyon. Geliri, üst düzey gelir sınıfı da olan bir yer. Biliniyor zaten. Diğer tarafta bakıyorsun işte Miami gibi yerlerde futbol kültürü de artık, yani futbol forması giymek falan çok popüler. Çok satışlar var. Mesela girdim abi, aynı üretici firmanın Latin Amerika sitesi var, internet sitesi. Orada forma satışları var. Şeylerden bahsetmiyorum. Yani Real Madrid bilmem ıvır zıvır hepsi var da. İşte Barcelona'lar bilmem neler. Bir tane şey dikkatimi çekti. Enteresan bir takım. Yani normalde dersin ki hani İngiltere'nin büyük takımları, işte İspanya'nın büyük takımları, işte Boca Juniors falan var. Atletico Nacional var. Kim var bir de? Monaco var. Niye Monaco var? Çünkü Monaco'da Falcao vardı. Monaco'da James Rodriguez vardı. Hala James Rodriguez'in formu. Mesela Everton'ın şeyde, hatta Real Madrid ilk James Rodriguez'i transfer ettiğinde inanılmaz, yani tarihinin en büyük forma satışlarından biri. Rekorunu kırmıştı. Ve James Rodriguez'in rekor satış olma sebebi Kolombiya'da bunların çok satılmasıydı. Amerika'da çok satılmasıydı. Çünkü orada bir James'in yarattığı bir hava vardı. Belki şöyle söyleyeyim. Oyunculuk olarak şu an tabii ki değil, ama karizma olarak James Rodriguez'den aşağı bir oyuncu değil Falcao. İşte milli maça hala çıkıyor, gol atıyor bilmem ne. Sen strateji kurdun mu? Gittin konuştun mu üretici firmaya? Ya siz bak oraya da üretiyorsunuz. Bir anlaşma yapalım. Orada da satalım bunları. Bir de orada dolarla satacaksın. Buradaki gibi dedi. Burada bir dolar her gün kura bakıyoruz. Artıyor mu artmıyor mu, orada umurunda değil. Çok kısa seni destekleyici bir örnek vereyim mi? Çok Ver, güzel bir tabii 90'larda. Nakata 90'larda Japon futbolcu. En çok kazanan futbolculardan biriydi maaş olarak. Hı. Ama aslında kalitesi o kadar değildi. Tabii. Yani karşılığı neredeyse Del Piero kadar maaş alıyordu. Ama onun çok para alması nedeni inanılmaz forma satışı vardı. Hı. Japon futbol severlerden dolayı. Ve bunların hepsi Japonya'da satılıyordu. Yani abi Yani sen, sırf o yüzden adamı takımda tutuyorlardı. ya bir günde kur %1 artıyor, 2 artıyor. No, yani bir de zor da bir dönemdeyiz. Pandemi dönemindeyiz. Bir kur artışı var. Forma fiyatlarına sürekli yansıyor. Zaten Türk insanının bir asgari ücret alan bir Galatasaray taraftarının alabileceğinden çok öteye geçmiş Falcao forması. Bir. İkincisi performansını görmüş. Niye alsın? İki. Sen imaj satacaksan bunu dediğim gibi yapılacak yerler var. Yaptınız mı?
Bu 30 bin forma satışı içinde acaba Kolombiya'da kaç tane satış var? Ben biliyorum. Bu arada şey değil. Hani duydum ettim değil. Araştırıp gelmek istedim o yüzden. Kolombiya'da Falcon forma satmıyorsunuz. Amerika'da satmıyorsunuz. Falcon etkisi olabilecek hiçbir yerde satmıyorsunuz. Hala Monaco forması satılıyor. Yani sırtında Falcon formasıyla gezen adam Monaco ile geziyor hala. Adam bir de oyuncuyu para ödemedi oyuncuna para kazanıyor. Yazdırabiliyorsun hala. Sitede opsiyon var. Ya yani çok enteresan. Biraz bunları düşünmeyen insanları ülkenin işte mesela Snyder'li Drogba'lı dönemde kura bakın bakalım. Sanıyorum 3 liradan aşağı olduğuna eminim. Galiba 2.30-2.40 falandı. Yıl kaçtı? 2013 falan değil mi? 2013 falan. Ben 2014 Şubat'ta kesin aşağıda. 2.5 civarı olduğunu hatırlıyorum. Hatta 2 liranın biraz üstündedir. 2.2 falan da olabilir. O civarlarda 2 küsür bir ya da 2.5 diyelim ortalama. 2.5 olan dolar şu an 8 lira forma satış fiyatlarına yansımış. Sen diyorsun ki 1 milyon satın alacağız dediniz, almadınız. 1 milyon forma satışını gerçekten bekliyor muydunuz? Bu birinci sorum. İkincisi, bence ben cevabını vereyim. Bence beklemiyorlar. Çünkü taraftarları diyorlar ki sen suçlusun aslında. Evet. Ben değilim. Üstünden atma. Sen suçlusun Falcao geldiği için. Falcao geldiği için taraftar suçlu. Babel geldiği için Fatih Terim suçlu ki doğrudur bu. İkincisi doğru ya. Fatih Hoca istedi. Onun için o suçlu, bunun için Mustafa suçlu, bunun için Uğur suçlu. Tamam mı? Ama toplamda suçlu olmayan bir mevki var. Galatasaray başkanı ve yönetimi hiçbir şekilde suçlu değil. Yani 1 milyon forma hedefiyle oyuncu alıp 30 bin satması zaten bir kere senin projenin zayıflığını gösterir. Burada gerçekten çıkıp bunu söyleyebilme cesaretini gösterebiliyor olması yöneticilerin. Ya bana artık şey geliyor. Yani Galatasaray yönetimi yönetmiyor yani. Galatasaray yönetimi imajını yönetiyor. Galatasaray'ın da değil kendi imajını yönetiyor. Zaten resmi sitede girerseniz mesela Falcao'dan çok ben Abdurrahim Albayrak'ın fotoğrafını görüyorum. Yanlış mı? Galatasaray resmi sitede Allah aşkına açın bakın son 2 ay değil mi? Gerçi başarısız şey daha bir transfer dönemi öncesi değil. Transfer dönemi bittiğinden beri çok ortalarda yoklar çünkü. Abdurrahim Albayrak'ın fotoğrafı Falcao'dan fazla giriyorsa resmi hesaba doğal olarak Falcao forması az satılır kusura bakmayın. Bir strateji kurgulamıyorsunuz. Galatasaray'ı tam anlamıyla düşünüyor musunuz? Emin de değilim. Yani bir mesela niye getirdik Falcao diye sorunca selfie çekmek için getirmişsiniz belli ki. Hava atmak için getirmişsiniz. Ama ben bu formayı Kolombiya'da satarım diye getirmemişsiniz. Ben bu formayı dünya çapında Galatasaray dünya yıldızı aldık. Dünyaya sat formayı. Kusura bakma da ya 40 liradaki adama abi 500 lira verdi asgari ücretin 4'te 1'ini demeyebiliyorsunuz. Almayınca bir de adam suçlu oluyor. Nasıl alsın? Sen bu noktada doğru stratejiyi kurgulayacaksın. Bunun üzerinden gideceksin. Bence sırf bak şeylere falan da girmiyorum. Çünkü orada çok daha ağır alt metinde olan demeçler de var bence. İşte milli aralarda Galatasaray dinleniyor mesela. Mesela işte atıyorum hocanın bize 2 gün bir yere gitmesinin alt metnini veriyor orada. Yani hocaya yönelik de bak. Yani oradan hoca orada her şeydi bak. Bunda hoca suçlu, bunda taraftar suçlu, bunda medya suçlu. Abi bir şey dediniz. Deyin ki biz de bunu suçluyuz. Ya lütfen ben Galatasaray yönetiminden tek ricam şu. Lütfen deyin ki biz de şunu da suçluyuz. Yani bunda bu suçu bunu da anladık tamam mı? Her şeyde herkes suçlu Galatasaray yönetimi hariç ama ben de bir duymak istiyorum yani. Mesela Galatasaray niye bu durumda abi şu anda? Yani Falcao taraftar yüzünden aldıysan en azından şöyle söyle. Ya taraftar çok istediği aldık ama aslında yapmamız lazımmış. Kendi doğrularımızdan vazgeçmemiz lazımmış. Maliyeti daha düşük bir oyuncuya yönelmemiz lazımmış de en azından. Yani tamamen bizlik bir şey yok. Çok yani taraftar, gerçekçi olmuyor. Bir de taraftar yani ne diyecek ki taraftar? Ha, tamam o zaman. Yani ya sen taraftara Falcao selfie atmışsın. Adam alma mı diyecek ya? Kim alma der ya? Durduk yerde kim? Kim niye alma der abi Falcao'yu? Ya bugün performansını bilmiyorum. Bugüne kadar ben bir tek Quaresma gördüm taraftarın istediği gerçekten. Şampiyonluk kutlamasında durduk yerde Quaresma diye tezahürat patlamıştı. Onun dışında taraftar zaten yani vahiy gelmiyor yani Falcao diye. Sen söylemesen olmaz. Ya tabii canım durduk yerde yani ne yaptı böyle bir kampanya mı başladı? Abi çıkarsa derse maaşı 7 milyon euro. Biz şu durumda öyle bir maaşı kapanır. Şartlar uygun olursa zaten getiririz. Merak etme ilk biz indiririz uçağı deriz. Biter yani. Kaldı ki Türk taraftarları hiçbir zaman dünya yıldızına böyle çok yüksek kredilere vermiş taraftarlar değil. Genelde takımda faydalı olan insanın fanı oluyor. Baştan veriyorlardı. Sonra bir iki hafta sürer.
Yani baktım bir şey. Mesela ben çok atılamayacağım. Ben Marka hala top gelmiyor diyenler var mesela. Ben Marka top gelmediği için atamıyormuş mesela. Ben sosyal medyada Marka avatar yapan, profil picture yapan insan daha çok görüyorum. Profil resmi yapan mesela. Biliyorum. Marka profil resmi yapıp sana eleştiri yapan insanlar da görüyorum. o zaman burada Galatasaray bölümünün sonuna gelelim. Çünkü konuştukça konu çok yani olumsuz fazla şey olunca hani daha fazla rahatsızlık duyuyor insan, onun üzerine konuşuyor. Bölümü kapatalım. Geçen hafta daha az yapmıştık zaten ilk pazartesi günü. Maçlarımıza geçelim. Önce Fenerbahçe Trabzonspor mu? Aynen. Evet arkadaşlar, bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.